Kimsiniz? Nereye götürüyorsunuz? Durun, ne olur bırakın beni. Neredeyim ben? Kimse yok mu? Yardım edin. Signora Silvia. Kimsiniz? Ne istiyorsunuz benden? Beyim. Kim bu Silvia Hatun? Elçi Thomasson'un yeğeni. Daha evvel de karşılaşmıştık. Onu tekrar göreceğim. Hem de payitahta göreceğim hiç aklıma gelmezdi. Oh, hayırlar olsun. Nikah ne vakit? Ne nikah nasıl efendi? Beni bilmez gibi konuşma. Ancak itiraf etmeliyim ki Signora Silvia çok hoş bir hatun. Onunla vakit geçirmekten de bir hayli keyif alıyorum. Ah beyim ah. Mihrimah Sultanımızın Rüstem Paşa denen yılanla evlenmesi mevzu bahisken sen kimlerle dolaşıyorsun? Sultanımızın istemediği biriyle evlenmesi elbette üzücü. Ancak elimden bir şey gelmez. Ne dersin? Evlenirler mi Rüstem Paşa'yla? Bilmiyorum. Lakin sultanımız çok üzülüyor. Onun mutsuz olması beni de üzüyor. Anlaşılan Hürrem Sultanımız ona baskı yapıyor. Ne kadar dayanır bilmem. Allah yazdıysa bozsun. Burada çok kalacak mısınız Signora? Kim söylediyor bunu? Kim olduğum mühim değil. Mühim olan ne istediğim. Ülkenize dönmenizi tavsiye ederim. Aksi takdirde burada huzuru bulmanız çok zor. Ne istiyorsunuz benden? Ben size ne yaptım? Venedik elçisinin yeğeni olduğunuzu biliyorum. Anlaşılan o ki, ülkenizin menfaatleri için casusluk edip Osmanlı beylerinin aklını karıştırmaya çalışıyorsunuz. Derhal gitmezseniz hem sizin için hem de beraber dolaştığınız insanlar için hiç iyi olmaz. Hayırdır Sümbüla, pek bir keyiflisin. Nasıl keyifli olmam sultanım? Az evvel Ahsen Hatun'la konuştum. Benden tez vakitte hayırlı haberler beklesinler dedi. Aferin Sümbüla. Nihayet güzel bir haber verdin. Şimdi ne yapacağız sultanım? Aceleye lüzum yok Sümbüla. Lütfi Paşa artık elimizde sayılır. Şah Sultan'ın da kaderi Hatice'ye benzeyecek. Sultanım. Fahriye sakın keyfimi bozacak. Bir haber vereyim deme. Üzgünüm sultanım. Fakat bilmeniz icap eden bir husus var. Mihrimah Sultanımızla alakalı. Validem, has bahçeye çıkmıştım hava almak için. O halde yolunu şaşırmışsın. Zira nereden geldiğini gayet iyi biliyorum. Neden bahsettiğinizi anlamıyorum ben de. Kes sesini Mihrimah! Yüzüme baka baka yalan söyleme bana. Beni hayal kırıklığına uğratıyorsun Mihrimah. Benim kızım, benim sultanım. Nasıl olur da gururunu ayaklar altına alır böyle?
kadınla nasıl konuşursun? Benim kim olduğumu bilmiyor. Seni tebrik ediyorum eşime. Hiç değilse bunu düşünebilmişsin. Hala anlamıyorsun değil mi? Sanıyorsun ki Bahri Bey seni düşünüyor, seni seviyor. Gördüğün gibi seni reddedip kiminle geziyor? Validem. Buraya kadar Mişima. Artık buna bir son vermenin vakti geldi. Gel. Bahri Bey'im. Nasıl efendim? Oo Sümbüla. Mercan ağa bu tarafa geçmene müsaade ediyor mu? Olur mu hiç öyle şey beyim? Onun haddine mi düşmüş? Hele bir denesin, hele bir göreyim, hele bir yapsın. Söyle ağa. Nedir derdin? Hürrem Sultanımız sizinle görüşmek istiyorlar. Söylesene be adam. Buyursunlar hemen. Burada değil beyim. Sizin mermer köşkte bekliyorlar. Sultanım, beni görmek istemişsiniz. Bahri Bey, seninle son kez Mirşime hakkında konuşmak istiyorum. Buyurun sultanım, sizi dinliyorum. Mirşime Han sana olan zaafı malumun. Ben eğer ne kadar istemesem de bu böyle. Ve işin kötüsü de ısrarla hislerinizin karşılıklı olduğunu söylüyor. Sultanım. Emin olun ki böyle düşünmeleri için hiçbir şey yapmadım. Bana başka, ona başka konuşuyor olabilir misin? Zinhar böyle bir şey yok sultanım. Fakat siz de takdir edersiniz ki... sultanımıza hakikati alenen ifade edemem. Bu yakışık almaz. O halde söyle, nedir hakikat? Mihrimah'ı neden istemiyorsun? Sultanım bağışlayın beni. Fakat kendileri benim gözümde hala bir çocuk. Başka bir göze bakmam mümkün değil. Anladım. Dürüstlüğün için teşekkür ederim. Bahri Bey'e çekilebilirsin. Sultanım. Bahri Bey. Kızıyor olabilirsin şimdi. Lakin hakikati kendi kulaklarında duyman lazımdı. Dur!
Mihrimah Sultan Hazretleri. İnşallah Mimar Sinan sözünü tutar. Külliyenin bir an evvel faaliyete geçmesini istiyorum. İbadete açılsın. Fakir fukara yemeğini yesin. Hastalar şifa bulsun. Merak etme. Sinan hayli yaman bir ağa. Vaktine evvel teslim edecektir. Gel. Hünkârım, Mihrimah Sultan geldiler. Alın içeri. Mihrimah'ım. Benim eşsiz hazinem. Nasılsın? İyiyim hünkârım. Malumunuz, Rüstem Paşa ile evlenmem mevzu bahis. Ben çok düşündüm ve bir karar verdim. Eğer siz de münasip görürseniz Rüstem Paşa ile evlenmeyi kabul ediyorum.